Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine mükemmel bir video ile birlikteyiz. Bu aralar öğrencilerin en çok merak ettiği ve öğrenciler için en kritik iki konudan bahsedeceğim. Yüzdelik dilim ve puan. LGS tercihlerinde gerçekten hangisi geçerli? Size puan ve yüzdelik dilim arasındaki ilişkiyi ayrıntısına kadar anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Göreceksiniz aklınızda hiç soru işareti kalmayacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü tercih süresince size yol gösterici videolar yapmaya devam edeceğim. Videolardan haberdar olabilmeniz için bildirimlerinizi açın ve kanala abone olun. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu videoda şunları öğreneceksiniz. Yüzdelik dilim nedir? Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım ama burada yine tekrar edeceğim. Puan mı önemli, yüzdelik dilim mi önemli? İşte en fazla sorulan sorulardan biri. Tercihlerde hangisi kullanılır ve en çok bana sorulan, "Hocam, arkadaşım 445 puan aldı, ben 460 puan aldım. Peki neden biz aynı yüzdelikteyiz?" Bu soru bana çok geldi. Bunu da size matematiksel ifadelerle anlatacağım. Devam edelim. Yüzdelik dilim nedir? Arkadaşlar ben bunu diğer videolarımdan anlatmıştım. Yüzdelik dilim sınava giren öğrenciler arasındaki konumunu gösterir. Örnek olarak eğer sen yüzde üçlük dilimdeysen en başarılı yüzde üç öğrenci arasındasın. Aslında çok basit bir formülü var. Yüzdelik dilim öğrencinin sırası bölü toplam öğrenci sayısı çarpı yüz. Öğrencinin sırası da ne demek? Diyelim ki sınava 1 milyon öğrenci girdi. 1 milyon sonuçlar açıklandığında sizin bu 1 milyon öğrenci içinde kaçıncı olduğunuzu gösteriyormuş. Kısacası siz bu sınavda kaçıncı oldunuz? Neden herkes yüzdelik dilimi konuşuyor? Puan her yıl değişir ama yüzdelik çok fazla değişmez. Yüzdelik dilimler yıllar arasında karşılaşma yapmayı sağlar. Şimdi bu cümleyi bir açıklayalım. Örneğin 2023 yılında 460 puan. Örneğin atıyorum %3 olsun. 2025 yılında ise yüzdelik dilim karşılığı %2 olsun. Şimdi şuraya dikkat edin. Her sene 460 puan var. Ancak dikkat ederseniz düşüş puan bir yılda %3'e denk geliyor. Başka bir yılda ise %2'ye denk geliyor. Peki ben sınavın zor mu olduğunu, kolay mı olduğunu 460 puana bakarak söyleyebilir miyim? E tabii ki hayır. 460 puana bakarak mı sınav daha zordu diyebilirim yoksa yüzdelik dilimlere bakarak mı sınav daha zordu diyebilirim. Demek ki 460 puan alan öğrenci sayısı azaldığı için bu öğrencilerin yani 460 puan alan öğrencilerin yüzdelik dilimi düşmüş. Demek ki 2025 yılı 2023'e göre daha zordur. İşte burada karşılaştırma yapmamızı sağlar demek istediğimiz aslında buydu. Yani biz yüzdelik dilimlere bakarak bir sınavın bir önceki sınava göre zor mu olduğunu, kolay mı olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Asıl yerleştirme neye göre yapılır? Evet, geldik şimdi önemli önemli kısımlardan birine. Milli Eğitim Bakanlığı okul yerleştirmeleri işlemlerini puana göre yapar. Hocam siz dediniz ki yüzdelik dilime göre seçeceksiniz. Bakın arkadaşlar siz okulları yüzdelik dilime göre seçiyorsunuz. Ama okullara yerleşirken puana göre yerleşiyorsunuz. Şimdi birazdan açıklayacağım. Yüzdelik dilim sadece rehberlik için verilir. Yani yüzdelik dilim size fikir veriyor. Yani size hangi okulu seçmeniz gerektiğini gösteriyor. 445 puan 1.9'a denk gelirken 460 puan da 1.9'a denk gelebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Birazdan onu anlatacağım. Ama hangisi girer? Tabii ki 460 puan girer. E hocam nasıl olur da 445 puan 1.9'a denk geliyor? E 460 da 1.9'a denk geliyor. Birazdan anlatacağım. 445 ve 460 puan neden aynı yüzdelikte? Öncelikle şunları bilmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlıkları yüzdelikleri aralıklarla verir. Örnek olarak 445 ile 460 aralığı %1,9 ile 2 aralığına denk gelebilir. Ama bunun anlamı şu. Yani 445 puanla 460 puanı alan öğrencilerin yüzdelik aralığı 1,9 ile 2 arasındadır. Yani birbirine çok yakındır. Bu durumda ne oluyor? Çok fazla öğrenci aynı puanda yığılabiliyor. Gerçek yüzdelikler farklı olabilir ama Milli Eğitim Bakanlığı yuvarlama yapar. Örnek verelim, 445 puanın yüzdelik karşılığı 1,94, 460 puanın yüzdelik karşılığı da 1,94. Gördüğünüz gibi aslında bunlar 1,9 değil. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bunu yuvarladığı zaman gördüğünüz gibi ne oluyor? 1,9 olarak gösterebilir. Yani bu kesin bir şey değildir ama Milli Eğitim Bakanlığı böyle şeyler yapıyor. E şimdi 1,94'ü yuvarlarsak 1.9 yapar. E 1.91 de yuvarlarsak 1.9 yapar. O yüzden iki farklı puan aynı yüzdelik dilimde olabiliyor. Gerçekçi bir örnek. Sınava giren 1 milyon kişi olsun. Derya 445 puan almış ve sıralaması 10 binmiş. Cansu 460 puan almış, sıralaması 9500'dür. E tabii ki Cansu daha fazla puan aldığı için Sıralaması daha önde olur. Çünkü Cansu daha fazla soru yapmış daha çok puan almış. Yüzdelik dilimi yüzde bir, Bunun yüzdelik dilimi ise 0,95. 445 yüzdelik dilimini hesaplayalım. Ne demiştik formülde? 10 bin bölü 1 milyon çarpı 100. Buradan gerekli hesaplamaları yaparsak şu 4 sıfır silinir. Şu 2 sıfır da silinirse burada 1 yapar. Yani %1'dir. Yüzdelik hesabı yüzde bir. Şimdi 460 puanın yüzdelik dilimini hesaplayalım. 460 lira buraya yapalım. Eşittir. 9500 bölü 1 milyon çarpı 100. Buradan da 0,95. Peki bunu ben yuvarlarsam kaça denk geliyor? Tabii ki yüzde bire denk geliyor. Gördüğünüz gibi neden... 445 ile 460 aynı yüzdelik. Bakın ne demiştik? Gerçek yüzdelikler farklı olabilir. Bakın şu bilgiye dikkat. Gerçek yüzdelikler farklı olabilir ama map yuvarlama yapar. Gerçek yüzdelikler farklı öyle değil mi? 445'in yüzdelik dilimi %1. Peki 460'ın yüzdelik dilimi kaç? %0,95. E Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Bunları yuvarlıyor. O yüzden 445 ile 460 aynı yüzdelik diliminde gözükebiliyor. Umarım burası anlaşılmıştır. Özellikle bana bunu soran arkadaşlarımız umarım bu hesabı anlamıştır. Tekrar anlatıyorum. 460'ın yüzdelik dilimi yüzde 0,95. 445'in yüzdelik dilimi yüzde 1. E bunları yuvarlarsam ki Milli Eğitim Bakanlığı öyle yapıyor. İkisinin de yüzdelik dilimi yüzde 1 oluyor. 15 puan fark olmasına rağmen aynı yüzdelik dilimde gözüküyor. Ama kim yerleşir? Evet, çok önemli bir soru. Okul yüzde birlik dilimden alıyor diyelim. Hem Derya hem de Cansu aynı okulu yazdı. Peki kim yerleşir? E tabii ki Cansu yerleşir. Evet, okul yüzdelik dilimini bir yıl öncesinden %1 olarak duyurmuştu. Peki Cansu ve Derya da bu okula başvuru yaptılar. İki tane öğrencimiz. Okul bunları sıralamaya aldı. Diyelim ki okulun kontenjanı 90 kişi olsun. Kaç kişi başvurdu? Diyelim ki buraya. 200 kişi başvurdu. Peki bu okul 200 kişiyi hangi kritere göre alacak? E, tabii ki puan sırasına göre. Bu okulun yüzdelik dilimi yüzde bir. Peki burada belirleyici ne oldu? Tabii ki puan oluyor. Okul sıralamayı puana göre yapacak. Ve böylece yüksek puanlı olan girebilecekken düşük puanlı olan kontenjan dışı kalabiliyor. Evet sebebini anlattık. Yerleştirme puana göredir. Yüzdelik sadece rehberdir. Umarım bunu anlamışsınızdır. Aynı yüzdelik dilime düşme nedenlerine bir bakalım. Puan aralıkları yüzdelik aralıklara çevrilir. Çok sayıda öğrenci aynı puanı alabilir. Bu çok sık olan bir şey. Bu sene 450 puan alan çok öğrenci var. E dolayısıyla bunların yüzdelik dilimi de yüzde 4 olur. Yani burada yığılma oluşur. Yuvarlama etkisiyle küçük sıralama farkları aynı yüzdelikte gösterilir. Biraz önce göstermiştim. Şimdi herkesin yüzdelik dilimi aynı değildir. Bakın dikkat. Her puan için ayrı yüzdelik dilimi olmaz. Bazılarının yüzdelik dilimi işte 1,25'tir. İşte 1,33'tür. İşte 1,01'dir. E bunları ben yuvarlarsam hepsi yüzde bire denk gelir. Dolayısıyla birçok öğrenci aynı yüzdelik dilimde olabiliyor. Sonuç Sonuç olarak Yüzdelik dilim rehberlik aracıymış. Puan da yerleştirmede belirleyici. Zaten arkadaşlar puan belirleyici olması gayet normal. O yüzden biz zaten yüksek puan almaya çalışıyoruz. Yani yüksek puan yerleştirmede her zaman belirleyicidir. Puanını, okulunu, yüzdelik dilimini, hedef okulunu yorumlara yaz. Soruların varsa yorumlarda cevaplayacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.